Atatürk inkılapları, Türk inkılabının özellikleri nelerdir? Köklü, moderndir ve çağın gereklerine uygundur. Köklü değişiklikler içermektedir. Sosyal, kültürel ve mali yönleriyle bir bütünlük gösterir. Bu nedenle inkılaplar birbirinin tamamlayıcısıdır. Sadece devletin ve kurumların değil, ferdin ve toplumun gelişimine de katkı sağlamıştır. Bu nedenle Osmanlı saltlarından farklı ve kapsamlıdır. Bu tarz kurumları Batı tarzı kurumları örnek almıştır. Emperyalist zihniyete karşı başarı sağlamıştır. Bu yönüyle diğer uluslara da örnek teşkil etmiştir. Yani evrensel nitelik taşımaktadır. Türk toplumun ihtiyaçlarından doğmuştur. Yenilikler şiddete başvurmadan gerçekleşmiştir. Bu durum demokrasi anlayışının göstergesidir. Dogmatik değildir, aklın ve bilimin rehberliğinde gerçekleştiği için laik özelliğe sahiptir. Türk milletinin egemenlik, bağımsız ve modernleşme mücadelesini içeren bir eylemdir. Aydınlanma, yenilenme harekettir. Milliyet ve medeniyet prensipleri çerçevesinde gerçekleşmiştir. Modern zihniyeti getirmiş, milli şuuru uyandırmıştır. Tutsak milletlere bağımsızlık yolunu açmıştır. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasında neler etkili olmuştur? Saltanat sisteminin ulusal egemenlik ilkesine ters düşmesi, Osmanlı Devleti'nin TBMM hükümeti yanında Lozan görüşmelerine davet edilmesi ve bu durumun Türk ulusu çıkarlarına ters düşmesi, Padişah ve İstanbul hükümetinin Kurtuluş Savaşı sırasında ulusal harekete karşı olmaları, bir ülkede iki hükümetin bulunmasının ulusal menfaatlerle bağdaşmaması, TBMM hükümetinin padişahın da desteklediği anlaşma devletlerine karşı kesin zafer kazanması. Saltanatın kaldırılmasının sonuçları nelerdir? Türkiye'de iki başlık sona erdi. Böylece Lozan görüşmelerinde Türkiye'nin sadece TBMM tarafından temsil edilmesi sağlanarak anlaşma devletlerinden Türk tarafının bölme girişimleri engellemiştir. Son Osmanlı Padişahı 6. Mehmet Vahdettin 17 Kasım 1922'de ülkeyi terk ederek İngiltere'ye sığınmış, böylece Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. TBMM Abdülmecit Efendi halife seçerek hilafet kurumunu devam ettirmiştir. Milli egemenliğin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım atılmış, TBMM hükümeti Türkiye'nin de yönetimi tek başına ele almıştır. Din ile devlet işleri birbirinden ayrılmış, halifelik siyasi gücünü yitirmiştir. Saltanatın kaldırılmasından sonra Türkiye'de devlet başkanlığı ve rejim sorunu ortaya çıkmış, bu sorun Cumhuriyet'in ilanı hızlandırılmıştır. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinin sebepleri nelerdir? Ulusal egemenliğin gerçekleştirilmesini sağlama, saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan devlet başkanlığının sorununun çözümlenme, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla kurulan yeni Türk devleti rejimini belirleme ve bu konudaki tartışmalara son verme, yeni Türk Devleti'ni çağdaşlaştırma ve batılı devletlerle yaygın olan ulusal egemenlik fikrini Türk ulusuna benimsetme, 1923 sonbaharında hükümet bunalımının ortaya çıkması üzerine yeni hükümet seçilememesi ve yürütme işlemlerindeki aksaklıkları giderme. Cumhuriyet ilanının sonuçları milli mücadele başından beri amaçlanan ulusal egemenlik ilkesi gerçekleştirmiş, Cumhuriyet'in ilanıyla 1921 anayasındaki bazı değişiklikler yapılmış, Türkiye'nin hükümet şeklinin Cumhuriyet Devlet Dini'nin İslami resmi dilinin Türkçe olduğu şeklinde maddeler anayasaya girmiş. Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı seçilmesiyle devlet başkanlığının sorunu ortadan kalkmış. Böylece iktidar boşluğu sona ermiş. Meclis hükümet sisteminin yerine kabine sistemi uygulanarak yürütme işleri hızlanma sağlamıştır. 3 Mart 1924'te halifelik makamının kaldırılmasının nedenleri. Saltanatın kaldırılmasından sonra halifeliğin öneminin kalmaması, devlet başkanı ve hilafet makamının bir arada olması iki başta neden olmuştur. Halife Abdülmecit Efendi'nin dış ülkelerin desteğiyle devlet başkanı gibi hareket edilmesi, rejim karşıtlarının halifelik makamını kullanmaları, halifelik makamının ulusal egemenlik ile çelişmesi, laik devlet yapısının sağlanmak istenmesi, bazı mebusların TBMM halifendir, halife TBMM'dir anlayışı içine girmeleri, Hintli Müslüman liderleri Ağa Han ile Emir Ali'nin İsmet İnönü'ye gönderdikleri mektubun basına yansıması, halifeliğin kaldırılmasının sonuçları Cumhuriyet rejimi tam anlamıyla geçilmiş, inkılaplar önündeki en büyük engel ortadan kaldırılmıştır. Ümmet anlayışının millet anlayışına geçilmiş, laikleşme yolunda önemli bir adım atılmış, dış güçlerin halifelik makamını kullanarak Türkiye iç işlerine karışma düşünceleri sona ermiştir. Türk dış politikası olumlu yönde etkilenmiş, Türk kadının siyasi hakları elde etme sıralaması 1930'da belediye seçimleri, 1933'te muhtarlık seçimleri, 1934'te ise milletvekili seçimi seçilme.
Osmanlı hukuk sisteminde aksaklıklar ortaya çıkmasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk alanında inkılaplar yapmasında neler etkili olmuştur? Milliyet, din, mezhep ve tarikat farklılıklarından dolayı ülkede hukuk birliğini sağlayamaması, ceza hukukunun şahısların güvenliğini sağlamada yetersiz kalması, modern ceza hukukuna uymaması, mahkemede tek yargıcın yani kadının bulunması, kadın hakları ile ilgili kanunların yetersiz kalması, iktisat ve ticari hayatı düzenleyen kuralların yetersiz kalması, Müslüman olmayan azınlıkların kişisel hukuk ve aile hukukuna ait sorunların kendi dini kurallarına göre çözmeleri, eski hukuk sisteminin çağın gelişimleri karşısında yetersiz kalması, Türkiye Cumhuriyeti'nin Batı medeniyetine katılmayı hedeflemesi, devletin layık bir karakter kazanmasını sağlamak istenmesi, yeni Türk devletinin din toplumu, ümmetçilik yerine milliyetçilik esasına göre kurulması. Türk Medeni Kanunu hangi yıl kabul edilmiştir? 1926 yılında kabul edilmiştir. İsviçre Medeni Kanunu alınmasının nedenleri Avrupa'daki medeni kanunların en yenisi olması, sorunları akılcı ve pratik çözümler getirmesi, kadın erkek eşitliğine dayanması, Avrupa medeni kanunlarının tümünden yararlanmış olması, demokratik olması. Medeni kanunun kabulünün sonuçları nelerdir? Kadınlar erkekler arasında toplumsal ekonomik alanda bir tam eşitlik sağlanmış, evlilik devlet kontrolü altında olarak resmi nikahın zorunlu olması kabul edilmiş, tek eşli evlilik zorunlu hale gelmiştir ve modern Türk ailesi kurulmuştur. Mirasta kız ve erkek çocuklar arasında eşitlik sağlanmış, boşanma belli şartlara bağlanmıştır. Boşanma hakkı kadınlara da verilmiştir. Toplumsal yaşam çağdaş gelişimlere göre düzenlenmiştir. Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarına uygulanabilir hale getirilmiştir. Türkiye'deki azınlıklar Lozan Antlaşması'nın kendilerine tanıdığı haklardan vazgeçmişler ve Türk Medeni Kanunu kapsamında alınmışlardır. Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma yetkileri sona ermiştir. Harf İnkılabı 1928'de olan nedenleri nelerdir? Türkiye'de okuyup yazmayı kolaylaştırarak okur yazar oranını arttırmak istenmesi, Arap harfleriyle okuyup yazmanın idarecilerin ve ilmiye sınavının imtiyazında olması, okuma yazmanın bir ayrıcalık olmaktan çıkarılmak istenmesi, Arap harflerinin Türkçenin fonetiğine yani ses düzenine uymaması, Arap harflerinin sağdan sola yazılmasının matbaacılık tekniğiyle daktilo açısından hız avantajlarının olması, Arap ve Fars kültürünün yerine Avrupa uluslarının bilim ve kültürünü benimsenmesi. Harf inkılabının sonuçları nelerdir? Batı dünyası ile yakınlaşma yolunda önemli bir adım atılmış. Çağdaş araştırmada önemli bir engel olan yazı sorunu çözümlenmiş. Okur yazar oranı sürekli artarak basılı kitap sayısı da büyük artış olmuş. Bilim ve teknoloji ilerlemeler kültür alışverişi hızlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim ve kültür alanında inkılaplar yapmasına neler etkili olmuş? Eğitim ve öğretim çatışmayı ortadan kaldırarak birlik beraberliği sağlama, eğitim ve öğretim faaliyetlerini çağdaşlaştırma ve laikleştirme, eğitimi yaygınlaştırılmasını, kolaylaştırılmasını sağlayarak her alanda yeterli eleman yetiştirme, eğitim ve öğretimde cinsiyet ayrımı yapmadan fırsat eşitliği sağlama, Türk dili ve tarihini araştırma ve geliştirme, eğitim ve öğretim kurumlarını tek elden yöneterek ortak bir kültürün doğmasını sağlama, Tevhid-i Tecrizat Kanunu'nun kabulünde sonuçları nelerdir? Bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış. Medreseler kapatılarak bütün birimler Milli Eğitim Bakanlığı'na aktarılmış. Osmanlı zamanında din eğitimi verilen kurumlar kapatılarak yerlerine İlahiyat Fakültesi, İmam Hatip okulları açılmış. Yabancı okulların ders programlarına Türkçe dersler konulmuş. Yabancı okulların Türk müfettişler tarafından denetlenmesi kararlaştırılmış. Okullardaki dini ve siyasi amaçlı simgeler kaldırılmış. Eğitim laikleştirerek ikilikler ortadan kaldırılmış. Şeriye ve efkaf vekaleti bütçesinden okullara, medreselere ait olan birikimler Milli Eğitim bütçesine aktarılmış. Türk tarihi ile ilgili araştırmalar başlatılması neler etkili olmuştur? Türk tarihinin ilk dönemlerinden itibaren bütün Türk devletlerinin tarihlerinin aydınlatılmasını sağlamak istenmesi, Türklerin dünya ve İslam tarihine katkılarının ve ilişkilerin bulundukları uluslar üzerindeki etkilerin ortaya konulması, Türklerden önceki Anadolu tarihinin aydınlatılmak istenmesi, Türklerin sarılıktan dolayısıyla ikinci sınıf insanlardan sayılarak medeni kabiliyetten yoksun oldukları yönündeki iddiaların çürütülmek istenmesi, ümmetçi ve hanedancı tarih anlayışından milli tarih anlayışına geçilmek istenmesi. Mustafa Kemal döneminde eğitim ve kültür alanına ilgili neler yapılmıştır? 1933 yılında üniversite reformu yapılmış. Darülfünun yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuş. Gazi Eğitim Enstitüsü açılmış. Ankara Hukuk Mektebi açılmış. Yüksek Ziraat Enstitüsü açılmış. Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi açılmış. Mülkiye Mektebi yerine Siyasal Bilgiler Fakültesi açılmış. Mesleki Teknik Öğretim Teşkilatı kurulmuş. Sanat Enstitüleri, Ticaret Okulları, Kız Enstitüleri açılmış. İlk öğretim yasası kabul edilerek ilk öğretim devlet okullarında parasız olmuş. Sanayi Nefis'te Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürülmüş.
Ankara Devlet Konservatuarı açılmış, Milli Musiki ve Temeli Akademisi açılmış, Etnografya ve Eski Eserler Müzesi açılmış, Türk Ocakları yerine Halk Evleri açılmış, Dolmabahçe Sarayı'da Resim ve Heykel Müzesi açılmış, Ankara İstanbul'da İzmir'de tiyatro ve opera sanatçısı yetiştirmek için devlet konservatuarları açılmış, Atatürk'ün yazdığı eserler not söyle, takımı muharebe talimi, Cumali ordugahı, tabiye ve tatbikat ve seyahati, bölüğün muharebe talibi, zabit ve kumandan ile hasbihal, tabiye meselesinin halil ve emirlerin sureti tahririne dair nesai, geometri kılavuzu. 1933'te kurulan Türk Tarih Kurumu'nun çalışmaları okullar için 4 ciltlik genel tarih serisi hazırlanmış. Ümmetçi ve hanedancı tarih anlayışından milli tarih anlayışına geçilmiş. 1932'de 1. Tarih Kongresi toplanmış. Bu kongrede Türk tarih tezi ortaya atılmış. 1937'de toplanan 2. Türk Tarih Kongresi'nde ortaya konulan tarih tezi yabancı bilim insanlarının incelemesine sunulmuş. 1932 yılında Türk Dil Kurumu'nun kurulma sebepleri Türkçenin halk tarafından benimsenmemiş kelime ve kurallarının arındırılması, aydınların dil ve halkın dili, yazı dili ile konuşma dili arasındaki açıklığın kapatılmak istenmesi, atılan kelimelerin yerine Türkçenin kendi kurallarına göre türetilen kelimelerin getirilmesi, dil üzerine yapılan araştırmalarla Türkçenin zenginliğinin ortaya konulması, Türkçenin çağdaş medeniyetin gerektirdiği her türlü ihtiyacı karşılayabilecek kelime ve kavramlara sahip yaratıcı işlek bir dil haline getirilmesi, Türkçenin kendi kaynaklarından türetilen terimlerle bilim dili haline gelmesini sağlaması, Türk dilinin zenginliğinin ortaya çıkarılması, Türk Dil Kurumu'nun çalışmaları 26 Eylül 1932'de 1. Dil Kurultayı toplanarak dil üzerinde yapılacak çalışmalar planlanmış, halk dilindeki sözcükler toplanarak derlemeler yapılmış, Türkçe sözlük hazırlanmış, konuşma diliyle yazı ve bilim dili arasındaki ayrılıkların giderilmesine gelişmeler sağlanmış, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında karşılığı olmayan kelimeler için yeni kavramlar ve terimler bulunmuş. Toplumsal inkılaplarıyla ulaşılmak isteyen sonuçlar nelerdir? Avrupalı uluslar sağlıklı ve düzenli işler kurma, Türk ulusunun her yönüyle çağdaşlaştırma, toplumda birlik ve beraberliği sağlama, çağın gerisine kalmış kurumların yenileme ve Türkiye'yi modernleştirme, sınırsız imtiyaz ve kaynaşmış bir toplum oluşturma, uluslararası kabul edilen standartları benimseme, 1925 yılında kılık kıyafet kanunu düzenlenmesi yapılmasının nedenleri, topluma modern bir görünüm kazandırma isteği, uygar milletler seviyesine ulaştırılmak istenmesi, Batı ile bütünleşmek istenmesi, toplumsal birliği sağlanmak istenmesi. 1934 yılında kabul edilen soyadı kanunu sonuçları herkesin soyadı taşımak zorunlu olmuştur. Alınacak soyadları Türkçe ve genel ahlak uygun olması kararlaştırılmış. A, Hacı, Hafız Bey, Efendi, Hoca, Paşa, Molla, Hanımzade, Hazret gibi ayrıcalık ve üstünlük belirten ünvanlar kaldırılmıştır. Osmanlı Devleti'nin verdiği nişan, madalya ve rütbelerinin kullanımı yasaklanmıştır. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasının sonuçları toplumsal alanda laikleşme ve çağdaşlaşma yaşanmıştır. Şeyhlik, dervişlik ve seyitlik, dedelik, çelebilik, türbedarlık gibi ünvanlar kaldırılmıştır. Ekonomi alanında inkılaplar yapılmasının amaçları ekonomik bağımsızlığın sağlanması, ülkenin temel ihtiyaçlarını kendi öz kaynaklarından karşılayarak kendi kendine yeter duruma getirilmesi, özel sektörün desteklenerek ülke ekonomisinin kalkındırılması, ülkede sanayinin kurulması, tarımsal faaliyetlerin korunması ve desteklenmesi, ulusal ekonominin kurulması, ekonomik alanında faaliyet gösteren ve yabancıların elindeki kurum ve kuruluşların ulusallaştırılması. Teşviki Sanayi Kanunu 1927 kapsamında neler yer almıştır? Sanayi kuruluşlarına ucuz arazi sağlama ve bina tahsisi, taşıma indirimleri, vergide muafiyet, ulaştırma ve depolama imkanları sağlama, yeni ürünleri prim verme ve kullanma zorunluluğu getirme. Teşviki Sanayi Kanunu'na rağmen özel sektörün başarılı olmamasının nedenleri gelir seviyesinin çok düşük olması, özel sektörün yetersizliği ve sermaye azlığı, teknik eleman, tecrübe ve bilgi yetersizliği, 1929'a kadar sanayinin dışa karşı imal edilememesi, 1929 dünya ekonomik bunalımının olumsuz etkisi, misak iktisadi kararları, anonim şirketlerin kurulması kolaylaştırılacaktır, milli bankalar kurulacaktır. Bu amaçla 1924 yılında İş Bankası kurulmuş. Bu uygulama ile özel teşebbüse kredi sağlanması amaçlanmıştır. Sanayiye teşvik edilecektir. Yerli malı kullanımı sağlanacaktır. Demiryolları inşası hükümetçe programa bağlanacaktır. Teknik eğitim geliştirilecektir. Ham maddesi yurt içinde olan enstitüsü kolları kurulacak. Küçük imalattan süratle fabrikaya geçilecek. Özel sektör tarafından yapılamayan teşebbüsler devlet tarafından gerçekleştirilecek. Bir devlet bankası oluşturulacak. İşçilerin durumu düzeltilecek. Atatürk döneminde tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi amacı ile neler yapılmıştır? Köylülere para, tohum ve alet yardımı yapılmış. Tohumlukların gümrük vergisi ve muaf olduğuna dair kanun çıkarılmış 1930'da.
gümrük vergisinden muaf olduğuna dair kanun çıkarılmış. Çeşitli yerlerde fidanlıklar kurulmuş. Yüksek ziraat ve yüksek baytar mektebi enstitüleri açılmış. Traktör kullanımı teşvik edilerek çiftçiye ucuz alet ve makine dağıtılmış. Tarım kredi kooperatifleri kurularak çiftçilerin ürünleri değerlendirmeye ortam hazırlanmış. Tarım faaliyetlerini gerçekleştirme ve çiftçilere kredi kolaylığı sağlama amacıyla Ziraat Bankası güçlendirilmiş ve kredi imkanı sağlanmış. Topraksız çiftçiye toprak verilmesi hakkında kanun çıkarılmış. 1929'da Zirai Donatım Kurumu açılmış. Aşar vergisi kaldırılmış. Ticareti geliştirmek amacıyla Asürk döneminde neler yapılmış? Kapitülasyonlar kaldırılmış 1923, İş Bankası kurulmuş 1924, Kabotaj Kanunu çıkarılmış 1926, Gümrük ve Tarife Kanunu çıkarılmış 1929, Merkez Bankası kurulmuş 1930, yabancıların elinde bulunan kuruluşlar millileştirilmiş, Avrupa ve ABD'nin önemli kentlerinde dış ticaret temsilcileri açılmış, ihracat ofisleri ve borsalar açılmış 1926'da tuz ve tütün ticaret yönetimi bakan reji idaresi millileştirilmiş. Merkez Bankası'nın görevleri ülkenin kalkınmasını sağlayacak politikaları desteklemek, banknot basmak ve para dolaşımını sağlamak, para politikasını belirleyen fiyat istikrarını sağlamak, hükümetlere ekonomik durum ile ilgili bilgi vermek. Atatürk döneminde açılan bankalar İş Bankası, Edibank, Süperbank, Merkez Bankası, Denizbank, Emlak ve Yatan Bankası.